öldürülmeden önceki son mesajını burada görüyoruz. Evet. Sinan Ateş'in öldürülmeden önce 16 dakika önce gönderdiği bir mesaj var. Mesajı gönderdiği kişi Haluk Türk. En yakınlarından biri. Ailenin en yakın aile Bursa'da yaşıyor zaten, Selmanlılar da Bursa'da yaşıyor. Sinan Ateş kendi çekirdek ailesiyle Ankara'da yaşıyor. Ankara'daki tek sığınakları benim diyor. Şimdi Sinan Ateş'e bir tazyik başlamış. Özellikle 2022'de. Dolayısıyla Sinan Ateş'in gölgesi gibi. Yaşça da ondan büyük. Abi diyor. Sık sık görüşüyorlar. Hatta diyelim birkaç gün beni aramadığında ben ona sitem ederim diyor. 29 Aralık günü İstanbul'a gidiyor. 30 Aralık günü cinayet şeyden, cuma namazından, yani camiden çıkıyor. O arada biz görüştük. Telefonla konuştuğumuzda o arada ayakkabılarını giyiyordu. Evet. Bana dedi ki abi ben camiden şimdi çıktım. Siz Ahmet Bey'le mi görüştünüz? Telefonlaştınız mı ikiniz? Haluk Türk'le. Haluk Türk ya, Ahmet nereden çıktı? Evet, Haluk Türk'le ben dün telefonla görüştüm. Tamam. Sinan Ateş'le olan görüşmesini bana aktardı. Abi diyor ben camiden şimdi çıktım. Ayakkabılarımı giyiyorum. Ofise gideceğim, sana geleceğim. Ve bu görüşmeden önce de bir mesajı oluyor Haluk Türk'e. Bu mesajdan 16 dakika sonra Sinan Ateş camiden çıkıyor, ofise doğru yürürken bu cinayet, hadise, suikast oldu ve bunu konuşuyoruz. Haluk Türk ile biz neden konuştuk ve dahası Haluk Türk bana başka ne söyledi? Ne dedi? Onu da aktarayım. Evvela Haluk Türk'ün bir Ayşe Ateş'in bilindiği gibi alınan bir ifadesi vardı. İfadeye iddianamede yer verilmemişti. Biz bunu sıkça konuştuk. Yer verilmemesinin sebebini biraz Ayşe Hanım'ın ifadesi ortaya çıkınca anladık. Çünkü Ayşe Hanım ifadesinde bir dizi isim veriyor. Önemli isimler veriyor. Aynı isimleri Haluk Türk'ün de verdiğini görüyoruz. Haluk Türk aynen bana aktardı ve ifadesinde de var. Diyor ki... Ama iddianamede yok. İddianamede yok. Yani şöyle, iddianamede bu cinayetle alakalı... Diyelim garsonu, tetikçiyi gören garson, ona hizmet eden, onlara diyelim servis eden garsonun da ifadesi var. Olabilir, hani garsonun da ifadesini alırsın bir cinayet delili elde etmek adına, bilgi sahibi sıfatıyla. Şimdi Haluk Türk çok daha vahim şeyler söylüyor. Aynen aktarayım. Diyor ki bu olaydan önce, yani Sinan Ateş'e tazikin başladığı süreçte Tolgahan Demirbaş bana geldi. Tolgahan Demirbaş hali hazırda tutuklu. Aynen şunu söyledi. Abi diyor, ben elçiyim. Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım adına geldim. Onlar gönderiyor. Ocak, yani ülke ocakları, Sinan'ın kalemini kırdı. Sen onun yanında durma. Yani şunu görüyorlar. Evet, Sinan geliyorum artık, diyor yani. Adım adım geliyorum. Dolayısıyla şimdi yanında, yöresinde kim varsa uzaklaşmak istiyorlar. Haluk Türk de güçlü bir figür. Yani ülkücü camianın yıllardır içinde, yani hani doğma büyüme içinde hareketin, böyle söyleyeyim. Dolayısıyla güçlü bir figür. Ona kol kanat gelmesine engel oluyorlar. Yanıtını veriyor. Ne diyor Haluk Türk? Aynen şunu söylemiş. Ben demiş Sinan'ın bana böyle bir teklifle gelmiş olma, duymamış olayım. Sinan yalnız değildir. Git kimseni gönderse aynısını söyle dedim diyor. Bana şimdi biz bu süreçte bizim de izleyicilerin de haklı olarak sorduğu bir soru var. O da şu. Sinan Ateş Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir isim. 15 yıl, biz 12 yıl biliyorduk ama 15 yıl MHP'nin kurmaylarından İsmet Büyükatam'ın genel başdanışmanlığını yapmış. Yani yapının içinde olan bir isim. Şimdi şunu da ben senden öğrenmek istiyorum. Bu önemli. Şimdi Sinan Ateş Haluk Türk'e söyleniyor ama Sinan Ateş birçok yerden Selma Ateş'in de dün gece Bengü'ye ve Bahadır Hocam'a ifade ettiği gibi hep kulağına geliyor. Yani bir şey geliyor, bir şey yaklaşıyor, bir felaket geliyor, bir felaketle karşı karşıya. Tabii ilk şeyimiz kalsın arkadaşlar. Devlet Bahçeli'ye soruldu mu? Ben tam onu soruyorum. İlk yani bize... derdini, meramını MHP liderine kesinlikle anlatmak kesinlikle bu istiyor. Çok önemli bir soru. Bizim de yanıtını çok merak ettiğiniz bir soruydu. Şimdi geliyor. Bir felaket geliyor. Dolayısıyla gidebileceği en güçlü, yani Devlet Bahçeli, hareketin lideri. Arıyor. Arıyor. Arıyor diyor. Sinan Ateş şeye aktarmış. Haluk Türkiye, o da bana aktardı. Özel kalem müdürüyle görüşüyor. Bana ismini verdi. Ancak ismini şimdi zikretmeyeceğim. Haluk durumu aktarıyor.
ve Devlet Bahçeli ile görüşmesi gerektiğini söylüyor. Görüşme ayarlaması gerektiğini söylüyor. Aynen yanıtı şöyle oluyor. Git diyor, sana abin yardımcı olsun. Yani İsmet Büyükataman'ı mı? Aynen. Ve telefonu yüzüne kapatıyor. O telefonu yüzüne kapatma belki de Sinan Ateş'in içinde bulunduğu yalnızlaştırma sürecinin önemli bir mihenk taşı oldu. Selma Ateş'in iddiası da çok önemli, Ahmet Yiğit. Kesinlikle ona da. Şeyle ilgili. Ahmet Yiğit Yıldırım'la ilgili. Yıldırım. Yani bir kaçmaya çalıştı, zaten bir yurt dışına çıkış yasağı var ama Selma Ateş diyor ki o yurt dışı çıkış yasağına rağmen bir oturum almak istiyor. Vatandaşlık almak istiyor Yunanistan'dan. Dolayısıyla işte konum bilgilerini isteyen kişi mesela, evet, Ahmet Yiğit Yıldırım'da. Ben onu da ifadeyle lütfen, de aktaracağım. Lütfen. Bir sonraki... Görseli alabilir miyiz? Heh. Şimdi... bunu dilerseniz üçüncü şey slide'ına geçelim. Diğerine geçelim. Yani ifade olan kısmına geçelim. Bundan diğerine aktarırız. Geçelim. Evet, ifadeye geçelim. Yani Ahmet Yiğit Yıldırım. Şimdi Ahmet Yiğit Yıldırım'la ilgili durum şu. Ülke Ocakları Genel Başkan. Halihazırdaki fiili pozisyonu bu. Tamam. Tolgan Demirbaş ise bu olay işlendiğinde Ülke Ocakları'nda birim başkanı, görevli. Tolgan Demirbaş ile Ahmet Yiğit Yıldırım arasında bir mesaj trafiğinin olduğunu görüyoruz. Onları bir önceki sefer sen anlatmıştın bize. Evet. Dahası şimdi biz bu iddianamede, evet, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın A harfini bile göremedik. Doğru. Ayrılan bir soruşturma var. Bu ayrılan soruşturmada olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi savcının çok önemli sorduğu bir soru var. Tolgan Demirbaş'a diyor ki, Tolgan Demirbaş'a, siz diyor 4-5 farklı kişiden Sinan Ateş'in adres, uçuş kayıtlarını, anlık konum bilgilerini talep ettiniz, aldınız. Bunları aldığınızda gönderdiğiniz kişi Ahmet Yiğit Yıldırım. Bizim evet, tespitimiz bu yönde. Evet. Şimdi dolayısıyla bu tespit Ahmet Yiğit Yıldırım'ın, dahası Ahmet Yiğit Yıldırım zaten bir Tolgan Demirbaş'a gönderdiği bir mesaj var. Sinan Ateş yurtuna döndü mü diye soru soruyor. Tolgan Demirbaş, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın özel kalemi Emre Yüksel arasında güçlü bir trafik var, yoğun bir temas var. Dolayısıyla Selma Hanım'ın da işaret etmeye çalıştığı husus biraz tam da oydu. Bu husus. Evet, tabii ki şimdi 1 Temmuz olarak açıklandı ilk duruşma tarihi. Yargılama, ama zaman evet, zaman basınla paylaşılmaya başlanan o önemli evraklar, bilgiler... Tabii. Plakalar, çakarlar. Aynen öyle. Dün akşam... Hepsi. Yani biz daha birçok belge göreceğiz gibi geliyor. Çok daha vahim bir şey. Tetikçinin biz sadece İstanbul'a götürüldüğünü düşünüyorduk ama Edirne'ye de götürülmüş. Öyle. Yani biz daha bir sürü belge, bilgi göreceğiz gibi geliyor. Çok daha sarsıcı bilgi ortaya çıkacak.